17 Kasım 2021 tarihinde Wolf Team videosunu yayınladıktan sonra insanların geçmişe olan özlemini açığa çıkartmıştım. Ben Wolf Team videosunu attıktan 2 ay sonra bile her yerde Wolf Team paylaşımı görebiliyordum. Hatta birçok Instagram sayfasının Wolf Team Metin 2 Wild Ones'ı özlediklerine dair paylaşımlar yaptığına denk geldim. Ancak dün gece farklı bir videonun montajını yapacağım sırada başka bir hikaye geldi önüme. Daha önce hiç duymadığınız en üzücü hikayelerden birisiydi bu. Gün içerisinde Instagram'da gezerken karşıma şu Wolf Team'e yapılmış edit videosu denk geldi. Bu videodan sonra YouTube'u açtım ve Recep Vedik'in o çok bildiğiniz hüzünlü şarkısını dinlemek istedim. Yorumlarına kaydırdığımdaysa bir kullanıcıya denk geldim. Cem adında birisiydi bu. Kanalına girdim ve 2013 senesinde 15 yaşlarındayken YouTube'a Counter-Strike edit videoları, Wolf Team oynanış videoları çeken birisiymiş. Kendi çapında onlarca oyun videosu çekmiş ve bunları bir süre sonra kaldırmış. Kaldırmasının sebebi ise 3,5 yıllık hikayenin henüz başlangıcıydı. Hazırsanız. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Quell. Charm Quell. Cem şarkıyı dinlerken derdini yorumlara yazmak istemişti. Lenf kanseri, 4. evre, 28 Eylül 2017. Hayatınızın değerini bilin dostlar. Ardından kısa bir süre sonra duygusal müzik eşliğinde bunu okuyan insanlar yorumu beğendi ve Cem'in yorumunu üstlere çıkarmaya başladı. Bu sayede Cem'e yüzlerce destek mesajı geldi. Nasılsın, iyi misin gibi mesajlara Cem şöyle yanıt verdi. Bir şey olursa yazarım, şimdilik sıkıntı yok kardeşim, eyvallah. Sen nasılsın? Aradan aylar geçti ve durumunu merak edenler için şöyle bir güncelleme mesajı bıraktı. %80'i gitmiş. 4 kür alındı, 2 kür kaldı. Ancak beklenen %100 gitmesiydi. Hayırlısı ya, ilaca devam. Bu sırada binlerce insan Cem'in durumunu sormaya devam etti. Telefon numarasını isteyip arkadaş olmak isteyen, ona iyi vakit geçirtmek isteyen insanlar oldu. Desteklemek için çoğu kişi Instagram hesabını öğrenmek istiyordu. Şimdi nasılsın? Çok mu zor kemoterapi? Çok kusuyor musun? İştahın açık mı gibi sorular soruluyordu. 19 yaşındaki Cem şöyle cevap verdi. Kardeşlerim, tarih 17 Aralık 2018. Önceki teşhisim yanlışmış. Her türlü bitkiyi denedim, olmuyor. Geçmiyor, her şeyi denedik. Bilmiyorum ne olacak hastalığım. Ek olarak çok daha kötü bir şey çıktı şimdi. Ankara'dayım şu anda, dayımlarlayım. İştahım az çok yerinde. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Çok çabaladım. Ve şimdi ağır bir kemoterapiye başlayacağım. Önceki tedavimin kalbe zararlı etkileri varmış. Şimdi ise kurtarma kemoterapisi alacağım. Gerçekten hayatınızın değerini bilin. Ben anlatsam roman olur, hayatım Brezilya dizisi gibi. İnşallah iyileşince gelip ilk iş buraya yazacağım. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Ardından alttaki yorumda Instagram hesabını soranlara şöyle cevap verdi. Sildim kardeşim. Ben ara ara buraya uğrarım. Ayrıca hayat hikayemi, tecrübelerimi bir yazı şeklinde anlatmak isterim. Soranlar olmuş. Fen lisesi son sınıfım. Bir türlü bitiremiyorum liseyi. Bunları yazmasının üstünden 4 ay geçmişti. Cem hiçbir geri dönüş yapmadığı için insanlar onu merak etmeye başlamıştı. Allah rahmet eylesin dedirtme Cem, ya Rabbim umarım hayattasındır tarzında şeyler yazdılar. Cem bu süreç yaşanırken YouTube kanalında bulunan tüm videolarını sildi. Yalnızca sesinin ve görüntüsünün olmadığı şu video kaldı. Ayrıca kendi kanalında 600 abonesi olsa da, ufak bir takipçi kitlesine sahip olsa da, Recep Vedik'in hüzünlü müziğinin altında on binlerce insan Cem'i soruyordu. Bense hikayenin burasına kadar kalbimin atışlarını duyarak okudum. Tüm hayatım film şeridi gibi geçti önümden. O anda tek istediğim Cem'in iyileşmiş olmasıydı. Yıllardır paylaştığı oyun videolarının yanında bir de kanseri yendiğini anlattığı bir videosunun olmasını istiyordum. 2019'un Şubat aylarında yeni bir güncelleme mesajı ekledi Cem. Hayattaydı. Eyvallah beyler, iyiyim. Gelişme olarak boynumdaki yumruğu alındı. Şu an bir belirsizlik durumu var. Doktor kemoterapi almazsam sıkıntı büyük dedi. Bakalım, gidiyoruz. Daha kötü bir şey yok arkadaşlar. Bu arada yatalak falan da değilim. Normal durumdayım şu anda. İnşallah iyi olacağım. Herkese tekrardan teşekkürler. 1,5 yıl oldu. Bir şekilde bitecek ama bakacağız. Yine de dediğim gibi ara ara uğrarım buraya. Ben bitti demeden bitmez. Bazen yazamıyorum. Ayrıca en azından birkaç sayfa bir şeyler yazmak istiyorum blog tarzı. İleride durumlara göre içimi dökmek, yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. İnşallah onu da ileride buraya link olarak bırakacağım. Sağlıcakla kalın. Yukarıdaki son güncellemeden 94 gün sonra Cem yeni bir mesaj daha bıraktı. En azından Cem'in hesabından birisi yapmıştı. Arkadaşlar, ben sevgilisiyim. 6 Mart'ta Cem'i yoğun bakıma aldılar. 25 Mart'ta maalesef Cem'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Ek olarak sevgilisi şöyle ekledi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sevdiklerini elinden almasın. İnsanlar bunu duyduktan sonra inanamadıklarını söylediler. Bunun gerçek olmadığını, Cem'in şaka yaptığını zannettiler. Yüzlerce yorum geldi bu konuyla alakalı. Kimse gerçekten vefat ettiğini düşünemiyordu. Kimse bu duruma, 3,5 yıllık serüvenin sonuna inanmak istemiyordu.
Eğer bu gerçek olduysa Cem hayatı boyunca bir daha video yükleyemeyecekti. Kim bilir, belki birkaç yıl sonra benim gibi içerikler üretmeye başlayacaktı. Belki çok farklı bir hayatı olacaktı. Ama yazılana göre Cem hayatını kaybetmişti. Bense Cem'in hayatını o kadar merak etmiştim ki bunun gerçek mi değil mi olduğunu araştırmaya başladım. Bu yaşananlar 4 yılda o yorumlara sanki bir hikayeymiş gibi aralıklarla dökülmüştü ve ben bu acı hikayeyi dakikalar içerisinde bitirmiştim. Cem gerçekten hayatını kaybetmiş miydi? İsmini arattığımda hiçbir veriye ulaşamadım. Bütün platformları denedim ama bu isimde kimseyi bulamadım. Ta ki LinkedIn'de şu kişiyi bulana kadar. Kuzeninin 7 ay önce eklediği mesajdan Gaziantep'te fen lisesi bitirdiğini öğrenmiştim. LinkedIn'e girdiğimde aynı isimde Gaziantep Fen Lisesi bitirmiş ve bilgisayar mühendisliği okuyan birisine denk geldim. Cem'in öldüğü yaş 19'du. Eğer bu doğruysa, yani gördüğüm kişi eğer Cem'se, bu olay tamamen bir yalandan ibaretti. Ve ciddi ciddi fotoğrafları da az çok uyuşuyordu. Gece gece okuduğum bu hikaye beni bu andan itibaren şüphelendirmişti. Tarihin en büyük sosyal medya kandırmacılarından birine mi üzülmüştüm yoksa? Hemen LinkedIn'den bu kişiye ulaştım ve olayı anlattım. O da alakası olmadığını söyledi. Bu yorumları kendinin yapmadığını belirtti. Ardından Gaziantep Belediyesi'nin veri tabanına girdiğimde Cem'in 2019'da, tam da güncellemenin yapıldığı tarihte vefat ettiğini öğrendim. Bunu öğrendiğim anda yıkıldım. Çünkü o an tek isteğim Cem'in eskisi gibi oyun videoları paylaşmasıydı. 19 yaşında, benden bir yaş küçükken, hayallerini gerçekleştiremeden hayatını kaybetmişti Cem. Kanalın konseptine uzak gibi görünse de Cem'in hikayesinin tesadüfen karşıma çıkması anlatmaya değerdi. Ayrıca izleyen herkesin burada bir şeyler bulabileceğine inandım. Cem bu hikayede yazmak istediği blog yazısını hiçbir zaman yazamadı. Çünkü vakti yetmedi. Ve bense bu olaydan sonra karşıma ne zaman bir Wolf Team videosu gelse veya ne zaman Recep Vedik filmini görsem aklıma artık Cem'in hikayesi geliyor.